Evet, herkes hoş geldi Pokezet kanalına. Şu an size Karbut'u anlatacağım arkadaşlar. Karbut'a geldik. 2 haftada bir pazar günleri bizim burada Karbut oluyor ve ne diyor? Giriş 50 kuruşmuş. Şimdi 2 kişi toprağı arıyorum. Toprak gel buraya gelin abi. Toprak da burada. Beraber geldik. Burada Türkler de vardı. Bayağı kalabalık kalabalık. 2 hafta önce de gelmiştim ama. Just one. Thank you. Bir daha çıktığımda geri girebileyim diye böyle bir boya. Sen çünkü baby olduğun için sana yapmadım. Ne istiyordun? Şimdi bu Karbut nedir? Genelde Nisan ayı itibariyle başlar, Eylül'de biter arkadaşlar. Eylül-Ekim gibi biter. İngiltere'nin her yerinde oluyor bu Karbut. Arabalarıyla geliyor insanlar. Evlerinde kullanmadıkları eşyaları satmak için geliyorlar buraya. Genelde oyuncaklar daha fazla oluyor. Çünkü çocuklar büyüdükçe oyuncaklara gerek olmuyor. Onlar da yeni oyuncaklar almak için geliyorlar buraya. Daha önce Toprak için yapmıştık biz, değil mi Toprak? Evet. Senin... Ben bebek oyuncaklarımı sattım. Toprak'ın kötü bir anısını dinlediniz şu an. Toprak bebek oyuncaklarını satmak için gelmişti buraya. Ama annesi Toprak'ın en çok sevdiği süper kahraman oyuncaklarını da satmıştı. Toprak ağlamıştı. O günleri çok hatırlıyorsun. Evet. Burada aynı zamanda çok böyle antika şeyler de satılıyor. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Antikanın mı? Yani eski şeyler. Dodon. Biz niye geldik buraya? Değişiklik olsun diye geldik. Bayağıdır gelmiyordum. Böyle kıyafetler falan da satılıyor. Hepsi bayağı 20 piye falan filan satıyorlar kıyafetleri. Burada trafik biraz karışmış. Aa, şu arada bir sokak daha var. Buraya girmedik. Ama önemli bir şey kaçıracak mıyız? Toprak gelsene şuraya girelim. Bence bak. Burada bu arada evlerindeki eşyalar arasında değil de bunu normal kendi işi gibi ilerleten abilerimiz de var. Yani profesyonel olarak karbutçuluk yapan abilerimiz de var. Optimus Prime mi bu? Bu bir robota benziyor. Bu da dönüşüyordur. Bu normal kuş. Gezelim biraz daha güzelini bulursak alalım mı? Bilmiyoruz çünkü bunun ne olduğunu. Kıracaksın şimdi. Nasıl dönüştüğünü bilmiyoruz. Çok fazla kırık oyuncak falan satılıyor. Bakalım Pokemon kart bulabilecek miyiz? Nasıl yok? Her yer oyuncak dolu. Bak bakalım. Bu ne? Yaş arabası. Takıyorsun muhtemelen. Basınca fırlıyor galiba. Oğlum dandik şeyleri niye alıyorsun böyle? Neyse alacaksan al. Alacaksın mı? Sen fiyatını sen soracaksın. Çünkü sen alıyorsun. Sorabilirsin değil mi? Açma şimdi. Açma. Çantanın içine koyacak. Hello, how much is this? Çantanın içine koyacağız. Yeah, I have one. Thank you. Okay, thank you. Toprak. Lan bu niye burası bu kadar kalabalık? Geçen burada bilmiyorum aranızda araba koleksiyonu olan var mı ama bayağı eski arabalar gördüm ya. Gezmeye devam ediyoruz. Az önce bir tezgahta gördüm. Gayra dolu şey gördüm. Terata full artı gördüm. 18 pound yazmışlar üstüne. Ama ben de olduğu için almadım. 18 yani konuşuyorsan 15'e falan alabilirsin aslında. Ama 15 eder mi? Eder galiba ya. 15 pound kaç? 20 dolara falan denk geliyor. Burada bir de genellikle ben şeyden çok şüpheleniyorum ya. Bazı böyle tezgahlar var. Bayağı sıfır malzeme falan satıyorlar neredeyse. Ve şey çok ucuza satıyorlar. Çalıntı olduğundan şüpheleniyorum. Zaten satan tipler de pek tekin tiplerdir. Gel Toprak. Bak burada mesela ne varmış? Figürler var ama çakma mı onlar? Ben böyle bir figür görmedim. Pikachu'nun tipe bak. Pokemon Go. Süper Mario var aşağıda. Bakayım ona. O ne? Bu da Maestri Pack. Pokemon Go'nun Maestri Pack'i. Bak burada bir binder var. Muhtemelen hepsi fake. Çok çocuk alıyor burada. Toprak biraz kalksana, üstüne oturuyorsun hepsinin. Bak basma onlara.
Muhtemelen bu bandedekiler fake ama dur oğlum bir saniye. Bu da mesela şey. Bunlar da fake ama oyun için alıyorlar genellikle bunları. Dur bekle. Is it yours? Can I have a look? Oh, you have base set. Oh, we have base set. Hmm, tamam ben bunlardan bazılarını alabilirim. Ama fiyata bağlı. Kardeşimiz satıyormuş. And this one? Bu 10 poundmuş, o oyuncak da 3 pound. Niye bu kadar pahalı? Yok lan bunlar fake değil bu arada, orijinal. Ben bunlardan bazılarını alıyorum. Kapatıyorum videoyu, görüşürüz. Evet, o şeyi aldık. Single card bulamadım. Team Rocket'ten bazı eksiklerim vardı, alamadım. Şu gold şey var ya, onu aldım. Bir de toprak kendileri küçük oyuncak aldı. Bunu merak ettiğim için aldım. Bu şey ya, fake ama oynamak için güzel oluyor. Bakalım Nintendo DS'imiz için bir şeyler var mı? Ne o? Ha, sen paketini mi açıyorsun? Neymiş bu? Zelda 3DS için. Hani 3DS var öyle. Evet, buna bakabiliriz. İçinden 3 tane bu, izinden 3 tane Pokemon. Bakalım. Aa, ne kadar güzel Pokemon. Oğlum niye bana veriyorsun hep sürekli ya? Neler çıktı içinden göster bakalım. 3 tane. Grizon EX. Dur bekle. Grizon EX. Blastoise bayağı hol olur da güzel lan. Ama küçük kartlar. Pidgeotto. Bir de şu o ne? Bundaki ne? Aa, bu neydi? Lan bu Pokemon şey Pikachu unutulmadın. Neyse. Pikachu Gengar. Şunun fiyatını soralım. How much is this? 27 pound. 27 pound'u veriyormuş bunu. Biraz daha gezelim. Sonra bakarız. Yeah. 27 pound Pokemon yeah. Yani evde biraz DS koleksiyonum var. Lan değil. Ama 3DS koleksiyonum. DS hiç... Yani konsolum olmasına rağmen 3DS'te sadece... Ne vardı ya? Oradan Shield'de... Sword mu vardı? Shield mi vardı? Neyse biraz daha gezelim. Bu abimizin tezgahı bayağı doluydu. Gelen geçen binderlara bakıyordu. Ama bizim eksik kartlarımız yoktu orada. Ha bu İngilizlerin kuyruk sevdası böyle işte. Görüyor musun şu kuyruğu? Bir dondurma alacağım diye. Acayip kuyruğa giriyorlar ha. Bu arada dondurmayı satan da Türk. O abimiz Türk. Kolay gelsin değil mi? Evet ama çok fazla kuyruk var sonra. Biraz daha dolaşalım sonra yeriz. Buradaki dondurmacılar, Van dondurmacılar Türklerin tek elinde. Kıbrıslı Türklerin tek elinde daha doğrusu. Bir de gelirken bunu aldık. Hot Wheels'ın Rock Builder diye bir şey aldık. Bunu da 5 pound dedi. Ha burada Pikachu ponçoydu değil mi? Pançolu Pikachu'ydu o. Bu şimdi aklıma geldi. Neyse. Bunu aldık 5 pound açılmamış. Güzel fiyat bence. Zaten toprak bunu açar 2 gün sonra kırar. Bu arada burası böyle saat 11-12 gibi toparlanmaya başlıyor. Yani erken gelmek lazım. Sabah 6-7 gibi tezgah açılınca bir de burada alıcılar hemen geliyor. İlk alıcılar genellikle ticaretle uğraşanlar. Buradan ucuza alıp kendi dükkanlarında satmak isteyen abilerimiz geliyor 6'da 7'de. Sonra da halk geliyor. Bizim gibi bir de geç kalanlar oluyor. Geç kalanlardınız şu an. Ve kitap defter falan 1 puan. Bakalım başka bir şey bulabilecek miyiz? Burada aynı zamanda yiyecek içecek dondurma falan filan satan yerler de oluyor. Burada mesela burger, hot dog falan yapan yerler var. Izgaracı var. Bakkal gibi bir şey satanlar da oluyor. Neredeyse bitirdik gezimizi. Bakalım başka bir şeyler bulabilecek miyiz? Az önce şey gördüm. Bir tanesi Master Pack satıyordu orada. Ama bitirmiş. Bunun içine baktım bitirmiş. 5 puan'da Master Pack satıyordu. Bundan alamadık. Evet yavaş yavaş yoğunluk falan da dağıldı burada. Amcanın tipe bak ya. Amca hala aldı. Neyse dağıldı burada kalabalık. Herkes gidiyor. Dondurma kuyruğuna gidecek miyiz Toprak? Dondurma kuyruğuna gidecek miyiz? Dondurma kuyruğuna gidecek. Bakalım Toprak eğer çok uzunsa girmeyelim şeye gidelim. Marketten alalım olur mu? Önce. Hayır. Duyduğunuz gibi evet diyor. Hayır dedi. Tamam. Burada kart geçiyor muydu acaba Toprak? Bayağı sıcak bir hava. Ve dondurma kuyruğu acayip uzun. Gel Toprak. Dondurma kuyruğu çok uzun. O yüzden biz en iyisi gidelim. Daha iyi dondurma almak için markete gidelim. Değil mi Toprak? Arabayla hemen. Baksana kuyruğun uzunluğuna. Evet, finito. Arabamızı bulalım şimdi bir yerde. Toprak gel bu taraftan. Biz dağılıyoruz. Dikkatli ol. Evet, alışverişimizi bitirdik. Harbut'ta şimdi eve dönüyoruz. Birer tane dondurma alıp eve gideceğiz. Yine garip garip şeylere para harcadık. Toprağa oyuncak aldık. Biraz Pokemon kartı aldık. Birazdan onları ben açarım, videoya eklerim. Fake kartlar nasıl oluyormuş, neler aldık. Toprak da bana birazdan bir şey gösterecekmiş. O yüzden... Kime gösterecek? O zaman sonra görüşürüz. Hemen kutuyu açalım bakalım içinden neler çıkacak. Evet eve geldim. Paketi almıştık Karbut'tan. Açalım hemen bakalım içinden neler çıkıyor. Böyle bazı havalı kartlar var ya. Güzel görünüyorlar. Fake ama olsun. Zaten bir koleksiyonluk bir değeri yok. Sadece açıp içinden neler çıktığını merak ediyordum.
Böyle Amazon'da falan da satılıyor bunlar bu arada. Muhtemelen Türkiye'den de erişebiliyorsunuz. Sadece alıp oyun için bile köşeye atılabilir gibime geliyor. Böyle altın kaplamalı bir şeye benziyor. Ve yani gerçekten hoş tasarımları var. İşte Ponçolu yine Pikachu, Mega Rayquaza kostümlü var. Pikachu cosplay diye. Altında hasarları falan filan var. Tek cosplay kartıymış. Basic. Ampharos varmış. Bu Mega Altaria olanı. Hepsi şey mi ya burada? Hepsi Ponçolu değilmiş. Ha bak mesela tek team var burada. Gardevoir ve Sylveon GX kartı. Magical Miracle GX'leri falan da güzel. Grimmsnarl VMAX kartı. Lapras. Güzel ya bu arada. Yani tabii ki koleksiyonluk bir değeri yok ama şeylik olarak da güzel yani tasarım olarak güzel. Bazılarını da farklı tekstür uygulamışlar. Darmanitan VMAX. Ooo Charizard çıktı. Yakaladık Charizard'ı. Bak burada resmi tamamen uygulamışlar. Diğerlerinde Pokemon'da uyguluyorlardı sadece. Charizard'da hepsinde. Bu ne? National Illustrated Book. Bu muhtemelen normal kartlardan kopyadır. Ooo Blastoise VMAX. Burada biraz Bad Boy görüyoruz. Güzel. Mewtwo GX çok karanlık. Biraz daha aydınlık olsaydı güzel olurdu. Oo Charizard VMAX güzel. Mega Charizard EX kartı. Bu Shiny Charizard V kartımız. Charizard V yine Tag Team Mew ve Mewtwo GX kartı. Gentiscorch, Magikarp, Sableye, Sableye'in kostümünü getirmişler. Oo Evolution Line yapmışlar. Bak hepsi 5 setten olan şeyler, tasarımlar. Güzel lan bu. Bunu sevdim. Bak Charmander, Charmeleon, Charizard. Altında yıl falan da yazıyor. 2020 yılı. 1999 tasarımı. Pikachu'muz. Bunlar hep şeyden kopya. Orijinal kartlardan kopya. Bu arada. Champions Patin Charizard'ı. Pikachu, Flareon V. Bu Venusaur ve Charizard Blastoise mi? Birisini göremiyorum şu an. Hangisi Venusaur? Ha şurada Venusaur'ı gördüm. Charizard'ı gördüm ama Blastoise'i seçemiyorum. Abi. Pikachu VMAX, Morpeko, Zamazenta. Charizard VMAX yine. Oo bu tatlıymış. Charmander, Balbazar, Squirtle. Bak hepsinin Pokétop'ların renkleri de farklı. Bunu güzel yapmış. Hoşuma gidenleri kenara ayırıyorum. Charizard GX. Bu kartın orijinini de sevemiyorum bir türlü. Aha base set kartı çıktı. Base setten Shadowless Charizard. PSA 10. Şey aynı mı? Aa skill yazıları falan da aynı lan bu arada. Bak altındaki Wizards yazıyor. Ürettim pardon. Bak altında şey yazıyor. Wizards yazıyor. 1999. Vay anasını be. Oha Shining Charizard. Oğlum çok pahalı kartlar çıkıyor şu an. Milyon dolar bu kartlar. Shining Charizard. Darkrai. Charizard VMAX. Charizard V. Charizard V yine. Charizard V'ye bu şey boğmuşlar burayı. Pikachu. Pikachu'lar. Pikachu'lar yine. Charizard VMAX. Charizard GX. Charizard VMAX. Oo Special Delivery Pikachu'muz da var burada. Güzel. Pikachu bu ne? Superman mi bu? Ne lan bu? Süper kahraman Pikachu bu. Böyle bir kartı var mı orijinalde? Shining Charizard GX. Lucario kostümlüsü. VMAX kostümlüsü. Ve Zacian kostümlüsü. Yani hobi amaçlı alınabilir. Güzel duruyorlar. Kötü durmuyorlar. Videoyu izlediniz. Beğendiyseniz videoya like atmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kameramı falan filan koymadım. Acil işler yaptım. Neyse görüşürüz o zaman. Bay bay.